Divan edebiyatının çağın beklentilerine karşılık veremeyip gözden düşmesi, zaman içinde terk edilerek yerini yeni türlere bırakması anlaşılabilir olsa da, sonradan tümüyle görmezden gelinmesi ve hatta baştan beri saçmaymış gibi davranılması maalesef üzücü. 600 yıl gibi uzun bir zamana yayılan ve bu zaman içinde gittikçe gelişen bir edebi tarzın birdenbire yok sayılması çok eski bir durum değil. Divan edebiyatını anarken anlaşılması zor. Yüksek zümre edebiyatı ve saray edebiyatı gibi ifadelerin kullanılması da belki de bu görmezden gelmenin ve yok saymanın bir sonucu.